Arkadaşlar merhaba, bir inceleme videosuyla birlikteyiz. Videonun başlığını görüp geldiyseniz aşağı yukarı konuyu biliyorsunuz demektir. Banggood üzerinden inceleme ürünü olarak bu motoru aldım. Ancak şimdilik motor diyorum, aslında bu bir jeneratör arkadaşlar. Rüzgar ya da su türbinlerinizde kullanabileceğiniz oldukça güzel bir şekilde elektrik üreten bir DC motor, aynı zamanda da jeneratör. Teknik detaylarıyla videoya başlamak istiyorum. Motorumun üzerinde model bilgisini burada görebilirsiniz. Yine ben açıklamalar kısmında bu motoru satın almak isteyen arkadaşlar için satın alma linkini, alabilirsem de indirim kuponunu paylaşmış olacağım. Yine burada akım miktarı ve şuradan çıkış wattı yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 350 watt'a kadar çıkış verebiliyormuş bu cihazımız. Burada da devir sayısını görebilirsiniz. Dediğim gibi asıl üretim amacı motor olmaktan ziyade jeneratör olmak için yapılmış, oldukça güzel bir motorumuz var arkadaşlar. Burada bir zincir dişlimiz var. Bu dişli sayesinde motorun devrini, işte rüzgar türbünü olur ya da su türbünü olur veya farklı hareket verebileceğiniz, tahrik edebileceğiniz başka bir sistem olur. Devir sayısını bu şekilde zincir dişliyle artırabilirsiniz ve güç aktarımı açısından da size bir avantaj sağlayacaktır. Bu şekilde mil bağlantısı da mevcut. Bunu söyledikten sonra motorumun fiziksel yapısıyla devam etmek istiyorum. Kabaca ebat bilgilerinden bahsedelim arkadaşlar. Şöyle tuttuğum zaman yaklaşık olarak 10 cm ebatında ve uzunluk olarak da arkadaşlar, yine en uzun yerini baz alırsam şurası biraz kavisli, 10 cm uzunluğu var. Zeminden yüksekliği ise ayaklar dahil, şöyle tutalım, yine 10,5 cm'ye denk geliyor. Böyle bir motorumuz var. Şurası birazcık yükseltili olduğu için yarım cm yukarıya kalkmış. Yine burada bağlantı noktaları var. İstediğiniz yere bunu sabitleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Fiziksel yapısı bu şekilde. Tutan 4 adet vidası var. Ayrıca motorun su almasını engellemek için, hatta artık motor demeyi bırakalım, jeneratörün su almayı engellemesi için bu şekilde bir yapısı var arkadaşlar. Yani yine yanlardan bakın, şuralarda contaları var. Burası da yine oldukça iyi bir şekilde izole edilmiş. Dışarıdan su almaya karşı oldukça korunaklı olduğunu belirtmeliyim. Bunun DC bir motor olduğunu videonun başında söylemiştim. Öncelikle bunu göstermek istiyorum. Ancak zaten linki inceleyecek olursanız, bu motordan ziyade elektrik üretmek için tasarlanmış bir yapı. İçerisinde daha fazla miktarda bobin ve sabit mıknatıs barındırıyor. Zaten şimdi çalıştırdığımda da bunu anlayacaksınız arkadaşlar. Şöyle enerji bağlantılarını yapalım. Bakın güç veriyorum. Özellikle sesini dinlemenizi istiyorum. Daha fazla bobin ve sabit mıknatısı olduğu için bu da daha fazla güç üretimine yardımcı olacak bir durum ortaya çıkarıyor. Yani daha düşük devirde daha yüksek gerilimler almanızı sağlıyor. Ancak tabii ki bunun kapasitesi kısıtlı. Biraz önce üzerinde yazıyor, maksimum 350 watt'a ulaşabiliyormuş. Birazcık sessiz olacağım arkadaşlar. Motordaki sabit mıknatısların sesini duymanızı istiyorum. Bakın. Normal bir motora göre daha devirli çalıştığını anlayabilirsiniz 5 voltta dahi. Şu an 33 watt civarında da bir güç çekiyor. Bakın 5 voltta bile motorun daha farklı çalıştığını anlamanız mümkün. Şimdi çıkışa ampermetremizi, voltmetremizi ve yükümüzü bağlayalım. Birlikte gelin jeneratör olarak bunu teste başlayalım. Şu an voltmetremi buradaki jeneratörüme bağladım ve burada bulunan dişliği çıkartacağım arkadaşlar. Çünkü
Bunu şarjlı tornavida yardımıyla çevirmek istiyorum. Şu an gördüğünüz gibi buradaki dişlimizi ve dişliyi tutan diğer elemanları çıkarttık. Bakın biraz önce suya karşı dayanıklılığından bahsetmiştim. Hemen şuradaki contayı görebilirsiniz. Bakın içeriye su gitmesini engellemek için buraya da bir conta yerleştirilmiş durumda. Şarjlı matkabımızın devriyle maksimum üretebileceği gerilimi görmek istiyorum. Bu şekliyle çalıştıracağım arkadaşlar. Bu şekilde 10 voltluk bir gerilim üretiyor. Ancak benim şarjlı tornavidamın devri düşük kalıyor. Çünkü 24 volta kadar gerilim üretebildiğini üzerindeki etiketten biliyoruz. Bu tür motorlarda devir ne kadar yüksek olursa alacağınız voltaj ve akım da o kadar fazla olur. Kısa devre pozisyonunda bu matkap yardımıyla çıkan akıma da bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bunun gücü hakkında yaklaşık olarak bir fikir oluşmasını istiyorum kafanızda. Akım ölçümü için ölçü aletimi çıkarttım. Çünkü ucuz olanı takacağım. Herhangi bir zarar gelmesini istemiyorum. Maksimum çıkabileceği akım hakkında bir fikrim yok. Burada 10 amper diyor ama bu ucuz ölçü aletlerinin güzel tarafı arkadaşlar, yaklaşık 14-15 ampere kadar ölçüm yapabiliyor olmaları. Bakın aynı şarjlı matkabı kullanıyorum. Yine aynı sistem. Şimdi ampermetre pozisyonunda akımımızı ölçüyoruz. Gerçekten müthiş 15 amperlik bir güç üretti arkadaşlar. Bu da voltajın düşük olmasına rağmen gerçekten yüksek bir akım demek. Akımı görebiliyorsunuz arkadaşlar, bakın. Acaba kablolarda bir ısınma olmuş mu diye bakıyorum. Evet, kablolarımız gerçekten yumuşamış. Akım ciddi anlamda yükseliyor arkadaşlar. Şimdi çıkışa bir tane lamba bağlayacağım ve lamba testiyle devam ediyoruz. Bu defa ise elimde şöyle gösteriyorum, 12 volt ve 21 wattlık bir tane araç ampulü var. Bunu yakacağım, bunu yük olarak kullanacağım. Ancak motorumun gerçekten müthiş bir enerji ürettiğini biraz önce gördük. Yani bundan 14-15 amperlik bir akım alabileceğimizi gördük ki bu devirde bile oldukça güçlü, gerçekten çok iyi sonuç veriyor arkadaşlar. Bunu kullanarak ilerleyen dönemde farklı projelere imza atacağız. Belki bunu daha önce motorlu tırpan motoruna araba alternatörü bağlayarak bir jeneratör yapmıştık. Onun yerine bunu bağlayarak farklı bir uygulamaya da imza atabiliriz. Şimdi ampul testiyle devam etmek istiyorum. Çıkışa araç ampulümü bağladım. Ortamdaki ışığı da birazcık azaltacağım arkadaşlar. Artık çalıştırmaya hazırız. Hemen testimize başlayalım. Şöyle daha az ses çıkması için motoru elime alacağım. Bakın. Alt devirlerden itibaren oldukça parlak bir şekilde yandığını görebilirsiniz. Ve inanın bana çok fazla zorlanmıyor. Bu ampulü oldukça rahat bir şekilde yaktığını söyleyebilirim arkadaşlar. Bakın tekrar çalıştıracağım. Alt devirlerden itibaren gerçekten güzel ışık veriyor. Oldukça güzel sonuç aldım. Şöyle son bir kez daha çalıştırmak istiyorum arkadaşlar. Bakın. Gerçekten harika sonuç veriyor. Böylece bir inceleme videomuzu daha tamamladık. Bakın ters yönde çevirirsem de yine çalışıyor. Onu da göstermek istiyorum. Bu ürüne ait satın alma linkini videonun hemen açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ve alabilirsem İndirim kuponu da yine açıklamalar kısmında sizinle paylaşmış olacağım. Sizden talep gelmesi halinde buna benzer ürünleri inceleyip farklı projelerde kullanmayı düşünüyorum. Bundan bir jeneratör yapacağız arkadaşlar.
bir sonraki videomuz, projemiz ve inceleme videomuzdan görüşünceye değin şimdilik hoşça kalın.